Apple TV'lerinizle video konferans yapabileceğinizi biliyor muydunuz? iOS 17 ve ardından uygulama destekleriyle beraber artık sadece FaceTime değil, yaygın olarak kullanılan video konferans uygulamalarını da Apple TV'nizde kullanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Aslında çok basit. Öncelikle kamera olarak kullanılacak telefonumuzda süreklilik kamera özelliğinin açık olduğuna emin oluyoruz. Bunun için telefonunuzda süreklilik kamerası diye küçük bir arama yapmanız yeterli. Ayarlar, genel, AirPlay ve Handoff kısmında süreklilik kamerası ayarını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim telefonumda süreklilik kamerası aktif durumda. Eğer sizin telefonunuzda aktif değilse ilk iş olarak bu ayarı aktif etmeniz gerekiyor. Süreklilik kamerasını aktif ettiğinizde MacBook'unuz üzerinde kullandığınız uygulamalarda da yine telefonunuzun kamerasını web kamerası gibi kullanabiliyordunuz. Bunun da videosunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bu süreklilik kamerasını Apple TV'mizde de FaceTime üzerinde kullanabiliyorduk. Yeni gelen özellik sayesinde söylediğim gibi diğer video konferans uygulamalarında da artık bu süreklilik kamerasını kullanabileceğiz. Şimdi hemen örneğimize geçelim ve ilk olarak kolayından yani FaceTime'den başlayalım. Şimdi FaceTime'a giriyorum ve ardından zaten karşıma gördüğünüz gibi süreklilik kamerası ile ilgili bilgilendirme çıkıyor. Şimdi kendi kullanıcımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi telefonunuzun ekranında hemen bir bilgilendirme çıkıyor. Ben bu bilgilendirmenin üzerine tıklıyorum ve kabul et diyerek kameramı aktif hale getiriyorum. Bakın şu anda gördüğünüz gibi cep telefonumun kamerası aktif hale geldi. Şimdi telefonumun yani kameramın konumunu ayarlıyorum. Ve artık hazırım. Şimdi isterseniz tıpkı MacBook'unuzda olduğu gibi ufak tefek ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin ana sahne ayarını kullanabilirsiniz. Ana sahne ayarını aktif ederseniz bildiğiniz gibi sistem sizi algılıyor ve sizin yüzünüzü kare içerisinde tutmaya çalışıyor. Portre modunda arka tarafı bulanıklaştırdığını biliyorsunuz. Bilmeyenler için hemen tepkileri de anlatayım. Tepkiler aktifse eğer ekranda yapacağınız bazı işaretlerle karşı tarafa duygularınızı görüntülü olarak aktarabilirsiniz. Örneğin, veya ve hatta gibi. Bunları neden anlattım derseniz bu süreklilik kamerası özelliğini diğer uygulamalarda da kullanırken bu özellikleri de kullanabileceksiniz. Şimdi gelin hep beraber Apple TV'mizde bir Zoom toplantısı açalım. Yüklediğim Zoom uygulamasını açıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten süreklilik kamerasını aktif etmiştim. Otomatik olarak süreklilik kamerası devreye girdi. Şu anda bakarsanız aslında her şey hazır. Yeni bir toplantıya buradan katılabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi bunu MacBook'unuzda da kullanabiliyorsunuz ve MacBook'unuzun kendi kamerasından çok daha kaliteli görüntülerle bir video konferans yapabilirsiniz. Özellikle bir video konferans esnasında profesyonel gözükmeniz gerekiyorsa bu özellik çok işinize yarayacaktır. Buna eminim. Bu süreklilik kamerası sadece telefonunuzun kamerasını kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda telefonunuzun mikrofonunu da kullanıyor. Bu sayede aslına bakarsanız çok kaliteli görüntünün yanında çok kaliteli sesler de yakalayabiliyorsunuz. Zoom'un dışında bir örnek daha göstermek istiyorum size. O da Webex. Gördüğünüz gibi Webex'te de bir toplantıya katılmak istediğimde süreklilik kamerası otomatik olarak aktif oldu. Şimdi toplantıya girelim. Bakın şu anda toplantıya girdim ve her şey yolunda. Karşı taraf beni aynen böyle görüyor. Şimdi bir test yapalım hep beraber. Bakalım şu tepkiler çalışıyor mu? Bu video konferans işinde Apple TV'de eksik olan şeyi söyleyeyim. Şimdilik Microsoft Teams. Ne diyelim? Darısı Teams'in başına. Evet, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.
Umarım bu özelliği ve videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.